Merhabalar, anne atölyesine hoş geldiniz. Bu videoda sizleri, gördüğünüz üzere Bebe. kağıttan tabanca yapıyoruz. Yap Çok bakalım. eğlenceli bir vakit geçirdik Valla. oğlumla. Çok 3, masum da 5, 4. görünüyor olsa sonuçta bir silah yaptık. Kağıttan da olsa lastik fırlatan bir tane kağıttan tabanca yaptık. Evet, isterseniz hemen geçelim yapımına. Nasıl, hangi malzemeleri kullandık? İlk önce 5 tane A4 kağıt kullandım, makas, kalem, yapıştırıcı kullandım ve silikon tabancası kullandım. İlk önce 2 tane A4 kağıdı alıyorum, 2 santim kadar katlıyorum ikisini aynı anda. Aralarına ara ara ben tutkalladım. Evet, iyicene yapışsın diye. En son kenarına da biraz tutkal sürdük, yapıştırıcı sürdüm ve yapıştırdım. Bu bizim tutma parçamız olacak. Onu ikiye bölüyorum. Bu şekilde makasla çapraz kesiyorum. Göz kararı kesiyorum. Ölçmedim. Hiçbir şeyi ölçmüyorum. Her şeyi ben göz kararı yapıyorum. Bu şekilde de düzleştirdim. Yani iki parçayı eşitledim. Sonra da oralara ben silikon tabancasını yapıştıracağım. Evet, parçalarımı aldım. Videomu biraz hızlandırdım. Şu şekilde yapıştırdım tabancayla silikonla. Bu tutma parçamız neredeyse hazır arkadaşlar. Evet, iyicene kenarlarını yapıştırıyorum. Onu koyduk kenara. İki tane kağıt daha alıyorum. Kalem yardımıyla yuvarlak şekilde iki tane yuvarlak yapacağız. Bu şekilde yuvarlıyorum. Ara ara işte tutkal sürüyorum. Elinizde herhangi bir yapıştırıcı varsa onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıştırdım. Kenarını tam sabitlemek için, düzgün olması için tekrar biraz daha güçlü bir yapıştırıcı sürdüm. Evet, biraz parmaklarım da yapıştı ama olsun. Evet, bu parçam hazır. Şimdi geçtik diğer yuvarlağımıza, diğer parçamıza. Evet, biraz dikkat isteyen, başta düzgün başlarsak devamında düzgün bir şekilde getiririz. İkinci parçamız, üçüncü parçamız da hazır. Şimdi 5. A4 kağıdımı alıyorum. Böyle bir çizik attım. Cetvel bulamadım. Katladım. Biraz makasla düzleştirdim. Ne kadar? Bir 5-6 santimlik bir genişlikte bir parça. Onu küçük küçük minik minik bu şekilde katlıyorum. UFO'yu kullandım. Daha düzgün, daha sağlam yapıştırır. Bu bizim hareketli olan parçamız olacak. Lastik takılacak. Biraz daha sağlam olmasını istedim. Kalan parçanın kağıttan kalan parçayı da bu şekilde küçük bir parça, yine ona benzer katlayacağız, minik minik ama o kadar kalın olmayacak, daha minik, daha ince. Evet, böyle bir 3-4 milimlik bu şekilde katladım arkadaşlar, yapıştırdım yapıştırıcı yardımıyla ve çok basit yapabileceğimiz kağıttan, eğlenceli, işte para vermeye gerek yok. Buradan da kestim. Evet. Böyle. Onu iki yuvarlağın ucuna, oraya da lastik takılacak. Kalan kısmından da ince ince yapabildiğimiz kadar, sarabildiğimiz kadar çok ince, minik minik. Onu da son rötuşları yapmak için kullanabileceğimiz bir parça olacak.
Evet, yani önemli olan yapıştırıcımız düzgün olsun, yapıştıralım. Evet, parçalarımız hazır. Şimdi bu iki yuvarlağı aldım. Kalın olan parçamızı aldım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Yavaş bir şekilde size göstermek adına böyle lastiğimi iyice gerdiriyorum. Çapraz yapıp tekrar iki kere onu düzeltiyorum. Tutma yerimizi yine silikonla yapıştırmayı düşünüyorum. Provalarını yapıyorum. Evet, silikon, sıcak silikonu kullanıyorum. Siz herhangi bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. UFO da gayet güzel yapıştırıyor. Bu şekilde yapıştırdım. Etrafını sağlamlaştırmak adına biraz daha silikon sıktım. Neredeyse tabancamız hazır. İlk provalarını yapıyorum. Evet, şu ince olan parçayı da ön tarafa koyuyorum. Ben yine silikonla yapıştıracağım. İyicene parmaklarını sokamazsanız da bir kalem yardımıyla. Evet, işte ilk provamız, lastiği taktık. Evet, oğlum sabırsızlıkla bekliyor. Hadi anne, tabancam, tabancam diye. Daha önce yapmıştım ama çekimini yapmamıştık. Evet, şimdi ön parçayı bu şekilde ölçüyorum. Göz kararı karar veriyorum. İlla burası orası olması gerekmiyor. Kendiniz karar verin. Böyle iki parça arasına sıkıştırdım. Silikonla yine yapıştırdım. Üstten de fazlalığını kesiyorum. Oraya da birazcık silikon sıkıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tabancamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, bu hareketli parçamız. Ara sıra onu düzeltmek gerekiyor. İşte çok yukarıdaysa biraz aşağıya çekin. Ya da çok aşağıdaysa biraz yukarıya çekin. Uzun geldiyse Vur. kesebilirsiniz, Süper. kısaltabilirsiniz. Evet. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Beğendiyseniz mutlaka yorum kısmına yorum yazın, beğenin ve hala kanalıma abone olmadıysanız mutlaka bana destek verin, abone olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.